Bugün Nelson Mandela'nın yakın arkadaşı George Bizos bizimle birlikte. Bizos, ırk ayrımı döneminde Mandela'yı koruyan isim olarak biliniyor. Bizos ve Mandela cezaevi yıllarında da görüşüyorlardı. Bizos'un o günleri daha sonra yayınladığı kitabında aktardığını biliyoruz. Sayın Bizos, Güney Afrika'da Mandela için ülkenin babası nitelendirmesini yapanlar sizin için de manevi baba ifadesini kullanıyorlar. Bana Yunanistan'a ve dünyanın diğer ülkelerine seslenme fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ederim. Mandela için neler söylemek istersiniz? Hayatını kendisine değil Güney Afrika'ya, Afrika halklarına, hatta tüm dünyadaki insanlara adamış biri Mandela. Onunla yaşadığınız bir anıyı bizimle paylaşır mısınız? Mandela için anlatılacak ilk şey olarak bir kereden fazla Cumhurbaşkanlığı görevine talip olmamasını söyleyebilirim. Güney Afrika'nın belki de tüm Afrika'nın politikacılarını örnek olmak istedi. Ki burada devlet başkanları hayatları boyunca koltuklarını bırakmazlar. Demokrasiye inandıklarını söylerler. Fakat birer diktatöre dönüşürler. Mandela ile nasıl tanışmıştınız? Mandela'yı ilk olarak 1948'de üniversitede tanıdım. O yaşça daha büyüktü ve benden önce avukat oldu. 1954'teydi. Hakim mahkemede onu tanımadı ve sen kimsin diye sordu. Mandela da ben Nelson Mandela avukatım şeklinde yanıt verdi. Hakim bu kez avukat olduğuna dair belgen nerede diye ısrar etti. Mandela belgem yanımda değil yanıtını verdi ki kimse bu kağıtları yanında taşımazdı. Ancak avukat olduğunu herkes bilirdi. Sonunda hakim çık dışarı sana söz hakkı vermiyorum şeklinde çıkıştı. Davaya ben atandım, kazandık ve çok yakın arkadaş olduk. 27 yıllık hapis döneminin 18'ini geçirdiği Robben Adası'nda Mandela'yı sık sık ziyaret ettiniz. Bu dönemden neler hatırlıyorsunuz? O her zaman Güney Afrikalıların bir gün eşitlik, özgürlük ve demokrasiye kavuşacaklarına dair iyimserdi. Adaya ilk gelişimde, onu görmek istediğimde, 8 gardiyanla birlikte getirdiler. Ona sarıldım, bana ailesini sordu. Sonra birden, George buraya geleli çok zaman olmadı fakat şimdiden kendimi kaybettim ve bir zalime dönüştüm dedi. Ah sana muhafızlarımı tanıtmayı unutmuşum dedi ve beni orada bulunan 8 gardiyanın her biriyle tek tek tanıştırdı. Devlet başkanlığını bıraktıktan sonra politikaya karışmadı. Bunun tek istisnası AIDS konusu. Neden? Çünkü bu hastalık gizli tutuluyordu, açıklanmıyordu. O ilk oğlunu AIDS'ten kaybetmişti. Aile bunun bilinmesini pek istemedi. Mandela ise açıklanmasında ısrarcı oldu. Ayrıca eski devlet başkanı Mpeki'yi de Güney Afrika için büyük sorun olan bu problemin çözümü için bir şey yapmamakla suçluyordu. Kire Bizo, σας ευχαριστώ πολύ που μιλήσατε στο Euronews. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.